Türk devletleri liderleri Azerbaycan'ın kültür ve medeniyet başkenti Şuşa'da toplanacak. Bugüne kadar resmi ve gayri resmi olarak 13 zirve için toplanan liderler bölgesel ve küresel meseleleri müzakere etti. Türk koridoruyla Doğu ve Batı arasında iletişim ve enerji konuları için hayati kararlar aldı. 6 Temmuz'da Şuşa'da düzenlenecek gayri resmi zirve ise başka önemli ilkleri beraberinde getiriyor. Ayrıntılar için Bakü'ye dönüyoruz. Fatih Avanos'tan bu toplantının gündemini dinleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kazakistan yolcusu. Burada Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılacak özel bir davetle. Rusya Devlet Başkanı ile Kazakistan Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı ile Maliyev'in de katılacağı zirvede önemli ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Ama hafta sonu da tabii gözler Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde olacak. Azerbaycan'ın kültür ve medeniyet başkenti Şuşa, Türk devletleri devlet başkanlarına ev sahipliği yapacak önemli bir zirve. Neden önemli? Azerbaycan Eylül 2023'te antiterör operasyonu sonrası ilk kez Türk devletlerinin zirvesine ev sahipliği yapacak. Türk devletleri başkanlarını bir araya getirecek bu zirve. 5-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirecek bu zirveye Kırgızistan, Kazakistan, Türkiye ve Özbekistan devlet başkanları katılacak. Ama diğer taraftan gözlemci üye devlet başkanları da Macaristan'dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Türkmenistan'dan da bu noktada liderlerin katılmasını bekliyoruz. Ulaştırma bağlantısı ve iklim hareketi ile sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek temalı bir zirve olacağının altını çizelim. Kilit konular bu noktada ele alınacak. Özellikle Türk koridoru olarak da adlandırılan Orta Koridor'un önemi, işlevi ve ileriye dönük devam eden projeler burada masaya yatırılacak. Doğu ile Batı arasında hem ulaştırma alanında hem de enerji alanında devam eden çalışmalar liderlerin masasında görüşeceği konular arasında olacak. Burada Türk Devletleri Teşkilatı ile ilgili projeler yapılanmasıyla, kurumsallığı ile ilgili devam eden süreçler de devlet başkanlarının yine onayına sunulacak, sonuçlandırılacak. Zirvenin sonunda da Karabağ deklarasyonuyla liderler mutabık kaldıkları konuları bu noktada kamuoyuyla paylaşacak. Zirve öncesinde de 5 Temmuz'da da yine önemli bir toplantı gerçekleşecek. Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları yine Şuşa'da bu noktada liderlerin önüne gelecek. O belgelerin, mutabakat sağlanacak belgelerin ve çalışmaların son şeklini ele alacaklarının altını çizelim. Türk Devletleri Teşkilatı yani Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi olarak da aslında ilk duyurulan teşkilat 2009 yılında Türk devletleri arasındaki o dayanışma ve işbirliğini arttırmak amaçlı kurulmuştu. Almatı'da ilk zirve gerçekleşmiş. 10. zirvede yine Astana'da 2023 yılında gerçekleşmişti. Bu zirve gayri resmi olarak gerçekleşecek. Tıpkı hatırlarsınız COVID pandemi döneminde gerçekleşen COVID zirvesiyle ilgili Nisan 2020'de, Mart 2021'de gayri resmi olarak Türkistan'da toplanılan bir zirve vardı ve yine bu noktada hatırlarsınız depremleri yaşamıştı Türkiye, asrın yine felaketi. Bu depremin ardından Mart 2023'te de yine olağanüstü bir zirve olmuştu. Bu zirvelerin ardından yine gayri resmi olarak da bu kez Şuşa seçilmiş durumda. 6 Temmuz'daki zirve dediğimiz gibi önemli çünkü Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağlamasının ardından ilk zirve olması devlet başkanlarını, Türk liderlerini toplaması için önemli. Diğer önemli 2022 9. zirvede Semerkant'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci üye statüsü kazanmıştı. İşte bu statüyü almasının ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de hususi davetiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılacağı bu zirve önemli. Ersin Tatar yarın akşam saatlerinde Azerbaycan'a gelecek. Bakü'de 5 Temmuz'da temaslarda bulunacak. 6 Temmuz'da da yine zirveye katılmak üzere Şuşa'ya geçecek. Bu noktada da önemli. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan ziyareti sonrası artık gözler Şuşa'ya, Azerbaycan'a çevrilecek. Hafta sonunda Türk devletleri liderleri Azerbaycan'ın kültür ve medeniyet başkenti Şuşa'da bir araya gelecek. Fatih Avanos aktardı Bakü'den. Türk Devletleri Teşkilatı'nın üyesi Türk devletlerinin liderleri Şanghay'dan sonra Şuşa'da bir araya gelecekler ve o zirvede dikkatle takip edilecek.